şafak söktü yine, sunam uyanmaz. Hasret çeken gönül derde dayanamaz. Çağırırım sunam, sesim duyulmaz. Uyan sunam, uyan derin uykuda. Çektim senin elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Uyan sunam derin uykuda. Çektim senin elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Uyan sunam derin uykuda. Bunca diyar gezdim gözlerim için, niye küstün bana el sözü için? Bunca diyar gezdim gözlerin için, niye küstün bana el sözü için? Dilerim Allah'tan sızlasın için. Uyan sunam, uyan derin uykuda. Çektim senin elinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Uyan sunam derin uykuda. Sevgili kanal ve izleyicimiz, efendim yine bir Derya'da sizlerleyiz. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Güzel bir program dileğiyle yayınımıza başlıyoruz. Bugün efendim çok değerli yine konuklarımızla beraberiz. Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yaşlı evi üyeleri yine Derya'nın bugün konukları olacaklar efendim. Yine Dünya Dans Yarışması birincisi olan Güner İlhan ve Tuncel Yiğit çiftiyle yine beraber olacağız. Yine satrançta Mustafa Özdemir, müzik ve koro çalışmalarıyla yine müzikle başladık. Katılanlar yine Ahmet Erkilit sazda, yine Figen Sezer solo çalışmalarında ve ritimde de Yılmaz Urcan'la olacağız. Yine sosyal hizmetler uzmanımız Semra Yılmaz'ın da yine beraber programımız devam edecek. Efendim hazırsanız Derya'ca başlıyor. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Ne güzel. Bugün dopdolu bir stüdyodayız. Böyle geldik. Ben de biraz geç trafiğin azizliğine uğradık. Böyle biraz geç kaldık ama sizlerle böyle bir heyecanla başladık. Ama heyecan her zaman güzeldir. Ben seviyorum heyecanını da. Ne güzel. Böyle bayağı güzel bir program olacak. Teşekkür ediyoruz efendim öncelikle müzik için. Dilinize sağlık, emeğinize sağlık. Önce sizleri bir tanıyalım. Öncelikle sizle başlayalım. Evet. Sosyal hizmetler uzmanımız yine Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardımcılık
Kadınlaşma İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yaşlı evi. Evet. Semra Hanım, Semra evet, Yılmaz'ın. Evet, hoş evet. geldiniz Semra hoş Hanım. Hoş bulduk, teşekkür Neler ederiz. Yapıyorsunuz? Biraz tanıyalım sizleri. Evet, biz Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardımlaşma İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yaşlı evi projesini yürütüyoruz. Projemiz 1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü'nde açtık ilkini. Hı hı. Arkasından peş peşe 3 tane yaşlı evimizi açtık. Faaliyet gösteriyoruz. Yani ben bu yaşlı kelimesi, ben bunu hiç yaşlı göremiyorum esasında. Yani burada hiç yaşlı, acaba yanlış mı acaba geldi konuklarımız diyecektim. Yani evet. bunun ismini bir Muratpaşa Belediyesi'ne söylesek de bunu evet. yaş almayanlar olarak falan değil. Yaşam evi denmesi. Yaşam evi, evet yani ya çok nacizane, kusura bakmayın. Ben o kelimeyi sevmiyorum. Şimdi bu şöyle. Bu kadında benim öyle bir kelime yok. Hiçbir zaman da olmayacak. İnşallah sizlerin yaşlarına geldiğinizde de ben de aynı sizler gibi olurum diye düşünüyorum. Şimdi şöyle efendim, şimdi bir hizmet modeli üretmek Tabii. istiyorsa bunun adını doğru koymamız gerekiyor. Doğru, çünkü hizmetler uzun soluklu ve gerçekten doğru kitleye ulaştığı zaman bir özellikle sosyal hizmette bu çok önemlidir. Sosyal hizmette de kategoriler vardır. Evet. Yani gençlere işte delikanlılar diyemeyeceğimize göre, kreş çocuklarına işte yani daha farklı farklı isimler adlandıramayacağımıza evet. göre. Yani Dünya Sağlık Örgütü de 65 yaş üstü vatandaşların artık yaşlılık yaşının başladığını, bu yaştan itibaren de artık kendine vakit ayırması gerektiğini, çalışma hayatından biraz daha geri plana atılıp kendini sosyal hayatta var olmaya ya da kendi hobilerini, kendi yaşamını sürdürmeye çalışması için emeklilik hayatımız da biliyorsunuz Doğru. 65'ten sonra başlar. Aynen. Yani bu bizim kendimizce hani belirlediğimiz bir şey değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün insan yaşamını belli kategorileri ayırarak sınıflandırdığı bir bölüm. Yani bu 65'ten sonra da artık diyor ki sizin yaşlılık yaşınız başladı. Hı hı. Aslında yaşlılık yaşı da yaşlılık da kendi içinde 3 tane kategoriye ayrılıyor. 65-74 genç yaşlı grup, 74-85 yaşlı yaşlı grup, 85 ve üzeri çok yaşlı grup. Her bir kategoride de kendi içinde hizmet modelleri üretilmesi gerekiyor. Biz ilk ayak hizmet modelini aslında gerçekleştiriyoruz. Sosyal rehabilitasyonu sağlıyoruz. Anladım. Yani o anlamda ben yaşlı evi evet bir başlangıçta biraz evet. böyle bir ürkerek bakıyoruz ama Türkiye'mizde de yaşlı hizmetleri anlamında doğru, gerçekçi, ayağı yere basar projelerin uygulanması gerektiğine inanıyorum. Bu işin içinde olarak. Çünkü Türkiye'miz hızla yaşlanıyor. Evet. Ama biz bu kelimenin anlamını belki bizim lukatımızda değiştirmemiz lazım. Kendimizce evet, bunu evet. böyle hissetmemiz lazım. Şimdi bir de dans yarışması olmuş efendim. Dünya dans yarışmasında birinci olan yine bir çiftimiz var. Ben çok merak ediyorum öncelikle dansınızı. Böyle videoları izledik ama burada tabii canlı canlı izleyeceğiz sizi. Hoş geldiniz diyelim. Güner İlhan ve Tuncel Yiğit. Öncelikle Güner Hanım sizle başlayalım. Buyurun efendim, dans nasıl girdi hayatınıza? Dans hayatıma şöyle, daha doğrusu 60 yaşıma bastığım zaman dedim ki son 5 yıl içinde nerede olmalıyım? Yani 5 yıl sonra nereye gelmeliyim? Bir düşündüm ki dans etmek istiyorum. Evet dedim, 5 yıl sonra çok iyi dans eden birisi olmak istiyorum dedim. Ama yapamadım. Çünkü planım 65'e geldiğimde iyi bir dansçı olmaktı. Şu an yani yaşınızı... Söylemişim bulundum. Evet. çıktı vallahi çıktı. Evet. Şaşırdık gerçekten. Buyurun. İşte bu arada ben işte anneme baktım, rahmetli oldu. Babama baktım, rahmetli oldu. Geçen yıl kendime bir geldim. Dedim ki yo, geç kalmış değilim dedim. Evet. O zaman dedim 65'inde, 70'inde iyi bir dansçı olmalıyım dedim. Ve 65'inde başladım. 70 benim hedefim.
5 yıl sonra iyi bir dansçı olmak istiyorum. İnşallah. Maşallah. Bir, inşallah. Çok güzel bir yaş grubu içindeyim. Harika. Çünkü daha önce 1-2 gittim. Yani kurs almak istedim. Gençlerle olmadı. Yani çabuk bırakıyorsunuz. Size ayak uyduramadılar değil mi gençler? Öyle oldu değil mi? Öyle oldu değil mi? Kesinlikle öyle değil mi? Yani bu yaş grubunu tesadüfen öğrendim. Dans grubunu bu yaz. Çünkü ben 1 yıl oldu Antalya'ya taşınalı İzmir'den. Ha, İzmir'deydiniz. Evet, İzmir'deydi. Hoş geldiniz o zaman. Hoş bulduk. Ay çok mutluyum. Ne güzel. Evet, biz de çok güzel. Sizi tanıdığımıza çok mutlu olduk. Böyle güzel bir çift oluşturmuş ama tabii dans ederken de sizi. Peki böyle bir orada mı belirliyorlar sizin beraber dans etmeniz? Yoksa siz kendiniz mi acaba? Hani kim ne daha iyi? Hocalarımız. Hocalarınız. Hocalarımız belirledi. Uygun görüyor. Uygun fizik gördüm. Zaten çok güzel maşallah. Teşekkür yani of, tabii fizik de çok önemli değil mi dansta? Siz de hoş geldiniz Tuncel Bey, Tuncel Yiğit. Sizin nasıl girdi hayatınıza dans? Öncelikle teşekkür ediyorum. Yani bizleri bu fırsatı tanıyanlar, Muratpaşa Belediyesi'nden, yaşlı evlerinden, sosyal hizmetlerden ve böyle bir imkanı da bize sağlayan VTV'ye de çok teşekkür ediyorum. Yani dans deyince daha önce şöyle bir şeyler söylemişsin. Mesela siz az şu önce... Şu yakanızı biraz şey, madalyanızın şey, yaka mikrofonunuzu hemen alalım şöyle. Ha, sesiniz gelmiyor. Tamam. Şurada yanda yaka mikrofonunuz. Tamam. Öyle mi? Şimdi daha iyi. Tamam, o şekilde. Tamam, şöyle alalım. Çünkü yaka mikrofonunuzu kapatıyor askısı. Anladım. Evet, şöyle dinliyoruz. Alalım. Evet, lütfen. Teşekkür ediyorum. Canlı performansa da yani bunlar çok... Evet, ya bundan oluyor. Biz artık yani olduğumuz gibiyiz. Oradan uyarımız geliyor, yönetmenimiz bize söylüyor. Biz de sizi yiyoruz. Buyurun lütfen. Çocukluğumdan beri dansa çok merakım vardı. Yani hep böyle bir dans edeyim falan. Hatta bazı büyüklerimiz vardı, o kadar güzel dans ediyorlardı ki. Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda şimdiki gibi danslar yoktu. Yani ne vardı? İşte o zamanlar çaça vardı. Efendim mesela lokomotif vardı. İşte tangonun düğünlerde oynananı falan, şunlar bunlar. İşte biz onlarla biraz yetiştik. Hayatımızı tabii ki burada şu anda her şeyi anlatacak değiliz ama ben de Antalya'ya geleli 25 sene oldu. Çok şeylere girdim çıktım. Özellikle ilk başladığımda Bursa'da halk oyunlarında oynadım 21 sene. Kılıç Kalkan ekibi diye. Ondan sonra Antalya'da buraya gelince burada da ne yapayım ne yapayım diyorum. Ya hep Allah'a diyorum, Allah'ım ben hiç mi bir işe yaramayacağım? Aynen. Ben bir şey yapmayacak mıyım diyorum falan. Yine Bursa'dayken büyük bir deprem atlattım. Şöyle ameliyatlarla ilgili. Hakikaten onlar çok ayrı bir sayfa. Bundan nasıl kurtulurum derken dağcılığa başladım. Uzun yıllar dağcılık yaptım. Federasyondan eğitimli arama kurtarma eğitimlerini falan aldım. Sonra Antalya'da Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği falan gibi şeyler devam ederken bir gün bir arkadaş dedi ki ya biz dedi böyle böyle dans çalışıyoruz dedi. Nerede dedim? Komşu evinde dedi. Hı. Ne o dedim? Ya yaşlı evi dedi. Yaşlı evinde ne işim var dedim. Hani evet ben şimdi baştan söyleyeceğime şimdi geliyorum. Siz demin izah ettiniz ama yaşlılığı kabul etmiyorum. Yaşlılığı kabul edelim. Etmiyorum ben de. Sizin aynı fikirde. Aynı. Yaşlılığı kabul edelim. Ama yaşlanmak değil. Bizim hayır, genç kalmamız. Tamam. Şimdi bende şöyle bir felsefe var. Ben neden zamanı öldüreyim? Zamanı öldürmektense hayatımı yaşamak benim için en güzel şey. Evet. Bana da yaşantıyı veren yerleri tercih etmek zorundayım. Yani hayatım boyunca bir kahveye gidip oturup saatlerce okey oynamak veya farklı şekilde zaman öldürmeyi hiç düşünmüyorum. Ne güzel. İşte oraya gittim yaşlı evinde. Ay bir baktım bizim bu güzel hocamız kucağında, ana kucağında çocukla beraber dans ediyor, öğretiyor. Ay, bayıldım. Hocamızı da keşke bir şey yapabilseydik. Bayıldım. İmkansız. Şimdi ben de daha önceleri birazcık Latin, salsa falan gibi danslara gittim. Onlar da ayrıca bir becerimiz var. Altyapınız var zaten bir oturum. Bana hoca dedi ki sizi dedi ben burada görmek istiyorum dedi. Hmm. Olur hocam dedim ben de. Öyle oldu başladım. Başladım. İnanın daha önceki şimdi Semra Hanım'ın bulunmuş olduğu bizim gittiğimiz Astur'daki yaşlı evi daha önceleri okey oynanan, tavla oynanan falan böyle bir yerdi. Evet evet. Bu bir vizyon yani, değişikliğini çok büyük yaptınız. Bir değişiklik olmuş. Bir gittim şaşırdım yani. Çok hakikaten güzel. Çok güzel bir şey olmuş. Tam benim istediğim gibi. Roman okuyanlar, satranççılar, resimciler, boyama işleri falan filan. Sağ olsun bir de Allah için doğru yani burada
canlı performansta bunu söylerken insanlar farklı şeyler algılayabilirler. Özellikle Semra Hanım ve diğer oradaki çalışan diğer kardeşlerimiz. Çok büyük bir sabır da demeyeceğim buna. Özveriyle, güler yüzle oradaki... Sevgiyle diyelim. Yaş, sevgiyle yani böyle bir şey olamaz. Sevgiyle diyelim, aynen. Her şeye farklı bakmak lazım yani. Sevgi burada, olmadan mı? Ay biz bu samimiyetin içine girince biz de danslar falan biz önceden başladık böyle salsa şu bu falan yaparken. Dediler ya böyle böyle bir yarışma var. Ne yarışma? Ya biz ne yapacağız orada dedi. Dünya öğrendi. Yani dünya şimdi... dansı. İnsan ben inanın yanlış anladım. Yani dünya olduğunu bilmiyordum. Bir an şimdi şok oldum. Bravo. Ben şimdi 6 sene... Maraton koştum. Fakat burada ilk maratonu koştuğum zaman onların arasında bulunmayı düşünüyordum. Yani bir maraton koşuyormuşum falan gibi böyle. Güzel de 6. senemde, 5. senemde yaşıma göre güzel de bir performans gösterdi. Süper. Neyse. Yaşlı evlerinde biz bu dansa başlayınca inanın bana yerimiz olmasa bile sağ olsunlar orada bize basket sahasının kilidini açtılar. Güneşin altında 3 saat, 3,5 saat dan çalışması yaptık. Anladım. Ama her imkanla bizi burada tanıdılar. Evet, ne kadar güzel. Evet. Ne yapalım, ne edelim falan derken hocam dedik tamam nasıl olacak? İşte şöyle olacak, böyle olacak falan derken. Bir baktık biz frak yapılacak dediler. Yok efendim işte ayakkabı al. Ya dedik biz adım adım giriyoruz buna. O arada işte böyle Semra Hanım var falan. Ay bayıldım çok güzel yapıyorsunuz. Ay çok güzel oluyor. Siz işte böyle işin içine soktular. Bir bakıyorum arkadaşlara şimdi de işin başka tarafı var. Yani oraya gelen arkadaşlar bizi seyrediyorlar. Etrafta oturuyorlar onlar da. Ve bu yaşlı evi olarak yapılan bu organizasyonda birçok arkadaşlarımız ya biz de girelim biz de girelim diyorlar. Biz artık hocalarımıza havale ediyoruz. Semra Hanım'a havale ediyoruz. Ne oluyor o zaman? Şimdi dur. Geliyorlar. Bir başlangıcı yaptınız. Şimdi başlangıçtan yani başlayalım. Çok huzurlu, çok mutluyum. Aynen. Öyle bir şey olduğu için. Ne kadar güzel. Ne kadar da teşekkür etsek azdır diyebilirim. Aynen aynen ne kadar güzel. Ya şimdi artık gerçekten şimdi burada görsellerimiz var. Bu arada arkada dönüyor görsellerimizde. Burada yapılan çalışmalar mı yapılıyor? Şimdi şu anda Semra amcığım neler var? Masa tenisi turnuvası gerçekleştirdik. Onda da bir grup sürekli öğretmenler eşliğinde çalıştı. Daha sonrasında da onun turnuvasını gerçekleştirdik ve madalyamızı alan beyefendi bugün rahatsızlandığı için gelemedi. Bir daha alırız inşallah. Çok özür diledi sizden tabii, aynı zamanda. Lütfen, onun dışında işte bu mesela özel yılbaşı bir yılbaşında bir kutlama gerçekleştirdik. Özel günlerde etkinlikler, faaliyetler de götürüyoruz biz aynı zamanda. Çok güzel. İşte milli bayramlarda, dini bayramlarımızda bir gün öncesi burada sanatsal bir çalışma gerçekleşti. Atölye çalışmalarımız da var bizim. Ahşap boyama, cam boyama, mandala dersleri, örgü kurslarımız, el sanatları olarak. Vallahi insanın yaşlı nasıl geliyor siz böyle dedikçe. Şimdi ben yaşlı olan bakış açımı değiştirmeye başladım. Yani işte. Ne güzel şeyler var. Başlangıçta evet her gelen aynı kelimenin şeyi tesiriyle geliyor aynen. Ama hani gençleşerek çıkıyor bizim aynen. Evimizden. İnanın müthiş yetenekler, müthiş bin enerjileri olduğunu zaten fark ediyorsunuz. Zaten belli bir tecrübeyle geliniyor aynen. Ve inanılmaz şeyler çıktı. Aynen ben inanıyorum. Şimdi o zaman bir diğer konuğumuzu tanıyalım. Bu arada satrançta yine... Oynayan, öğrenen, evet. Oynayan ve yarışmaya Mustafa katılan Bey. Mustafa Bey. Özdemir. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Siz neler yapıyorsunuz? Sizi tanıyalım biraz. Efendim, arkadaşlarım çok farklı bir şekilde anlattılar. Ben önce isterseniz bir özlü sözle başlayayım. Lütfen buyurun. İhtiyarlar evinin bir ağacında, yaşlanmış bir ağacın üzerinde bir sözcük var. Çok hoşuma giden, benim çok dikkatimi çeken. İki yıl önce çekmişti. Evet. Yaşlılıkta dinç kalmanın en iyi yolu zihnen genç kalabilmektir. Evet, harikasın. Sözü çok, çok özlü önemli. Bir söz. Çok tabii güzel bir sözden sonra. Kesinlikle zihnimize öncelikle esasında bedensel sağlık tabii ki çok önemli ama zihin sağlığını bizim daha çok ihtiyacımız var esasında değil mi? Buyurun çok lütfen. Doğru efendim. Bu sözcü okuduktan sonra ben buraya gelmeliyim diye düşündüm. Çok güzel. İşte hala da çalıştığım bir sanayi sektörünün içerisindeyim. İstanbul'da bir sanayiden kaçtım geldim ben buraya. Birinci 65'ten sonra yaşanılabilir bir yer olduğunu düşündüğüm için Antalya'ya geldim. Hoş geldiniz. İyi ki gelmişim. İyi bir başkanla tanıştım. İyi yöneticilerle tanıştım. Evet, güler yüzlü insanlarla, dostlarla arkadaş oldum. Hep görmeye çalıştım.
iyi hizmetler görmeye başladık. Haftanın çarşamba öğlenden sonrasında bir saat, bir buçuk saatten cumartesini iple çekiyorum. Cumartesi günü iyi bir hocanın, çok seveceğim bir hocanın satranç eğitimine başladık. Ben bir yıl önce satrancın S'siyle ilgilenmemiştim. Hiç bilmiyor muydunuz? Bilmiyordum. Hiç satrançı almadınız. O zamana kadar hiç ilgilenmemiştim. Hiç ilgilenmemiştim. İşte tavla oynamıştım, kağıt oynamıştım ama çok sabahım olmamasına rağmen satranç hiç oynamamıştım. İyi ki öğrenmişim, iyi ki gelmişim. Evet. Hocama hakikaten teşekkür ediyorum Gani Hoca'ya. Arkadaşların sayesinde orada hoşça zaman geçirmeyi öğrendim. Daha kötüsünü yaptılar bana. Bana bir de kötülük ettiler. Ne yaptılar? Satrancı öğrettiler. Evet. Her gün zamanımız yok. Oynamaya zamanımız da yok. Şimdi bilgisayarla düşman olmaya başladık. Artık bilgisayarla da oynamaya başladık. Ya bir de öyle bir şey var. Şimdi benim babam da babam da bir öğretmen emeklisi. Biliç onlar. Öğretmenlerde biliç. Evet doğru. De, biliç de gerçekten zihin için çok doğru, çok önemli. Doğru. Onlar kendi öğretmenler lokali var, orada yapıyorlar. Burdur'da kendisi. Şimdi onu diyorum, bir basar bilgisayarı şimdi öğrendi. Bu sefer dil öğrenmeye, bir de yabancılarla oynuyor. Bu sefer bilgisayar işine girdi. Ama şey manuel bence, yani daha doğrusu böyle elle dokunmak hevesi bilmiyorum. Karşılıklı. Değil mi? Nasıl bilgisayarda nasıl tanıştınız? Ya orayı. Hayır, bilgisayar çok sevdiğim bir iş değil ama akşamları. Yan tabii. Eşim lazım. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki sen iyi ki bu kursa gittin diyor. Akşamları eşimle tartışmıyorum. Kimseyle kavga etmiyorum. Eşiniz mutlu mu? Harika. Şimdi o sofra hazırlarken, beklerken ya çabuk acele et falan filan demiyorum. Oturuyorum o bir 15-20 dakika içerisinde. Gücüm yeterse bilgisayarı yenmeye çalışıyorum. Harika. Çoklukla bilgisayar beni yeniyor. Çünkü çok usta bir oyuncu değilim. Siz ama ben. Online oynuyorsunuz değil mi? Karşınızda bir şey var yok, mı? Biri yok. Şimdilik biri yok. O klasmana gelemedim. Ha, tamam okey anladım. Ama aşağı yukarı 12 ya da 13 hafta oldu eğitim aldım. Harika. Teşekkür ediyorum. Bu sayede bir dostları kazandım. Çok güzel. İki kendimi rahatlatma şansını yakaladım. 3 çok daha başka bir şey öğrendim aslında. Bundan birkaç hafta önce Sampi'de bir doktor hanım bir sunum yaptı. Yaşlı evimiz, merkez yaşlı evimizden bahsediyor. Nasıl bir, çok, ben anlatayım müsaade ederseniz. Çok ilginçti. İhtiyarlıkta ya da bizim yaşlarımızdaki insanların daha genç kalması ya da daha az hastalanmasını sağlayabilmek için önerilerde bulundular. Bir tanesi neydi biliyor musunuz? Sudoku çözüm. Başka birisi satranç oynayın. Şimdi satranç oynarken beyniniz çalışmak zorunda kalıyor. Evet. Biz de bundan istifade ederek genç kalabilir miyiz diye birinci 65'ten sonra ikinci 65'e hedefledik. Bakalım ne kadar gidecek. Çok güzel. Siz 4'ü unuttunuz. Size fayda sağladığı faydalardan eşiniz mutlu. Evet doğru, çok doğru. O zaman bir reklam arası verelim. Sohbet güzel gidiyor. Müzikle başladık. Yine müzikle programımıza devam edeceğiz. Efendim reklamlar. Biliyorum özlediniz. Her cuma saat 14'te canlı yayınla sizin seçtiklerinizle çok özel konuklarımızla sizlerle birlikteyiz. Has Perde'de düğün paketlerinde kaçırılmayacak fırsat. Toptan fiyatına Bereken'de satışlar. Has Perde'de düğün paketlerinde 990 liradan başlayan fiyatları sakın kaçırmayın. Telefon 0538 890 0101. Has Perde, Avni İpekçi Caddesi, Şarampol'de.
Meltem Çarşısı Turunç Kafe. Zengin kahvaltı, kahve ve tatlı çeşitleri, pizzadan hamburgere, lezzetli yemekleriyle günün her saati şık bir atmosferde güzel vakit geçirmeniz için. Meltem Çarşısı Meltem Balıkçısı. Canlı balık satışı, restoranında en taze deniz ürünlerinden zengin menüsü ve huzur veren sevimli atmosferiyle balık keyfini en ekonomik haliyle yaşamak için. Türkiye'nin en modern halı temizleme fabrikası olarak 38 yıllık tecrübeyle hizmet vermeye devam ediyoruz. Sağlığınız için kazancımızı değil, hizmet kalitemizi artırıyoruz. Kurumsal işletmeciliğin adresi, sınıfında lider kuruluş, Akdeniz Halı Temizleme Fabrikası. Damla damla hizmetten modern işletmeciliğe. Akdeniz Halı Temizleme, Konya Altı, Antalya. Telefon 0242 259 57 57. Akıllı domates SV7870. Güçlü bitki, yüksek sıcaklıklarda mükemmel meyve tutumu, yüksek verim. Çatlamaya dayanıklı, yuvarlak yapısı, uzun raf ömrü ve Türk damak tadına uygun lezzetiyle tüketicinin tercihi. Yurt içinden de yurt dışından da yüksek talep gören SV7870 akıllı domates yüzünüzü güldürür. 7870 akıllı domates erken güz döneminde üreticinin ve tüketicinin bir numaralı tercihi. Proto tohum üreticiye kazandırır. Etin sanat haline geldiği yer Veli Cengiz Et. Usta ellerde özenle işlenen, en güzel sofralarda ziyafetlere ilham veren en lezzetli et ürünleri Veli Cengiz Et'te. Bol ürün çeşidiyle Veli Cengiz Et yıllardır Antalya'da et severlerin ilk tercihi. Veli Cengiz Et'in marka haline gelmiş özel imalat sucukları, gerçek sucuk tadını özleyenler için özel olarak üretiliyor. Beyaz etin, kırmızı etin, sakatat çeşitlerinin hepsi de özenle işlenerek bereketli sofralarda yemeklerinizin lezzetine lezzet katıyor. Veli Cengiz Et, eti sanat haline getiriyor. Bir fide kolay yetişmiyor. Alın teri emek istiyor. Kolaya kaçmadan sabırla çalışma istiyor. O zaman topraktan bütün bereketiyle rızık olup fışkırıyor. Bereket fide, bereketli fide. Bereket için mutlaka bereket fide sipariş formuyla birlikte isteyin. Çünkü bereketi döktüğümüz alın terinde. ...7806... ürünümüz her zaman pazarda yerini koruyan bir ürün. Her zaman farklılığını hissettiriyor. Raf ömrü uzun olan bir ürün. Pazarda fiyat farkıyla da önde bir ürünümüz. Kalite ve güvence olarak da her zaman tüketiciye tavsiye edebileceğimiz bir üründür. Çok güzel renk vardır. Çok güzel raf ömrü vardır. Pazarda yeri oluşmuştur. Bu 7806'nın ilerleyen yıllara kadar çeşidin devamlı pazarda yer alacağına inancımız vardır. Ve kazançlı bir üründür. Tonaj olarak çiftçimize kazandırıyor. Biz de komisyon olarak sattığımız ürünlerde kolay sattığımız için pazarda yerini rahat alıyoruz. Lezzet var, kırmızılıkla ve tonajında tüketiciye kazandırıyor, üreticiye kazandırıyor. Kalitesiyle, lezzetiyle 7806'ya daima güveniyoruz. Artık gezme zamanı.
İstikamet kemer tarafıysa yakıtınızı iPad'den alın, güler yüzlü, kaliteli hizmetle tanışıp uygun fiyat avantajları sayesinde sürekli alımlarda yakıt alırken bile kâr edin. iPad, LPG'de her zaman en düşük fiyat. İnternetin hızına gün geçtikçe yetişemiyoruz. Alışverişlerimizi internette yapıyor, işlerimizi dijital dünyada yürütüyor, tanışmalarımızı bile burada yapıyoruz. Yani gerçek hayatı tam anlamıyla internette yaşıyoruz. Peki dijital dünya tam olarak neleri kapsıyor? Girişimci ve marka geliştirici Özel Oytun Türkoğlu bundan böyle her hafta Kanal V ekranlarında siz izleyicileriyle buluşuyor, dijital dünyanın kapılarını sizler için aralıyor. Markalar ve Dijital, Cuma günü saat 22'de Kanal V ekranlarında başlıyor. Makro'da bu hafta süper indirimler sizleri bekliyor. 18 Kasım tarihine kadar 30 lira ve katları alışverişlerinize 800 gram Tahsildaroğlu tam yağlı beyaz peynir sadece 8 lira. Makro, bu ülkenin marketi. Bir dünya otel, bir dünya eğlence, bir dünya lezzet, bir dünya hareket, bir dünya macera, bir dünya heyecan, bir dünya destinasyon. Bir dünya mutluluk, bir dünya keyif, bir dünya sevgi, bir dünya tatil. Şimdi her yer size daha yakın.
parçalarda melime, yar göğsün dümeleme. Bahçalarda melime, yar göğsün dümeleme. Ölürsem kanım sensin, gözlerin sürmeleme. Gözlerin sürmeleme. Ben sana yandım gelin, yanağı allı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yanağı allı gelin. Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin. Bravo, valla harikasınız. Figen Hanım hoş geldiniz siz de. Böyle kalabalık bir kadro ancak size geldi. Siz ama daha önce ilk size verdik. Müzikle verdik. Şimdi Figen Sezer, buyurun efendim. Siz önceden yani... Evet, evet. Yapıyordunuz değil mi? Önceden yani? De evet sanatçıydım. Sanatçı. Daha evvel Milli Eğitim Bakanlığı'nda 5 sene memuriyet yaptım. 5 sene sonra sahnelere Çünkü bir şey var, bir seste yani zaten 50 senedir var. 50 senedir devam ediyorum. Maşallah. Hani burada öğrendim deseydiniz yok. Artık böyle düşüp bayılacaktım yani diyecektim. Yok. Öyle bir tecrübe var evet, kesinlikle. Evet, evet. Çok güzel. Böyle evet. Şey peki var mı yani korolarınız böyle? Tabii korolara yani gidiyorum Antalya'da. Sanat müziği korosuna, halk müziği hepsinde yapıyorum. Çok güzel. Evet, çarşamba günleri yaşlı evindeyiz. Bir hafta halk müziği yapıyoruz. Bir hafta sanat müziği yapıyorum. Evet. İşte halk müziğini arkadaşımla yapıyoruz. Sanat müziğini de ben yapıyorum. Diğer arkadaşlarımla. Şimdi bugün halk müziği olarak evet, sanat şimdi, müziği de söyleyecek miyiz? Tabii. Yok, enstrümanlarımız yok. Çıplak sesli eğer uygunsa bir tane bir sanat müziği de siz çok keyifli. Ben söyleyeceğinizi inanıyorum ama halk müziğinde de çok güzel bir ekip olmuşsunuz. Evet işte yaşlı evi demeyeyim de biz artık yaşlı gençleriz. Gönül Bahçesi. Aynen. Gönül Bahçesi evet. Orada bayağı dost olduk, arkadaş olduk. Herkesle, arkadaşlarım da zaten hani gün yapar gibi oraya geliyorlar. Harika. Bütün her çarşamba aboneler yani. Ha, böyle şeyler var mı? Pastalar, börekler, yemekler, yok. İçecekler geliyor mu? Siz becerikli böyle. Bazı getiriyorlar tabii getiriyorlar. Getiren de oluyor. Çay kahvemizi oradan içiyoruz. Ben geldim sizin oraya. Çiğdem Hanım'la tanıştık tabii. Yani ama hep programı hatta geçen yılda biz bir programla bir şeyler yapalım istedik ama demek bugün neymiş nasıl? Ben çok mutlu oldum. Evet. Orayı gördüm. Hatta ben başka projeyle geldim. Programdan öncesinde ben kentte kişisel gelişim uzmanıyım. Böyle eğitimler veriyoruz. Hani nacizane dedim ki böyle bir motivasyon eğitimi verelim. Böyle hani bazen bazı hani psikoloji bazen düşebiliyor. Biraz böyle sizlerin tabii tecrübeleriniz mutlaka bizlerden çok çok da bizim sizden öğreneceğimiz de çok şeyler var ama böyle bir paylaşım yapalım dedik. Çiğdem Hanım'la bir eğitim programı yapalım dedik. Bir olmadı. İnşallah belki bu bir vesile olur. Bir dahaki sefere sizlerle inşallah, bir şeyler yaparız. Inşallah, çok mutlu inşallah, olurum. İnşallah. Devam ediyor çalışmalar. Bu arada Ahmet Erkilit. Ahmet Bey siz de hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Siz de ama böyle bir yeni başladım değilsiniz herhalde. Şimdi benim durum şöyle. Kavadan emekliyim ben. Öyle mi? Bu müzikle, güzel sanatlarla bir bağlantım var. Profesyonel olmasa da ressamım. Diyorum. Müzikle de kenarından köşesinden ilgiliyim. Sanatın içindesiniz. El işlerinden birçoğunu kendim yapıyorum. Yani fazla böbürlenmiş olmayın, bizim eve doğru dürüst tamirci girmez. Birçok şeyi kendim evin yapıyorum. Ev işlerinden bahsediyoruz. Anladım, harikasınız. Ya, seviyorum da her şeyden önce. Yani müziği de seviyorum, güzel sanatların her şeyini seviyorum. Bazılarını seyretmeyi de seviyorum. Yani ille de yapmak gerekmiyor. Ama ben şunu belirtmek istiyorum. Biz Antalya'ya geldik. Bu sağ olsun Fener Yaşlı Evini tesadüf gezerken gördük. Ki orasını ne kadar Antalya'nın kıymetli bir yeri olduğunu. Mikrofonu
alsak Ahmet Bey, öbür ona konuşsanız. Evet, orada daha net alacağız sesinizi. Buyurun. Bu Fener Yaşlı Evi'ni biz hanımla gezinti olarak dolaşırken tesadüf gördük. Hı. Ki hakikaten Antalya'nın en güzel yeri. Çok oraya güzel. Yaklaştığımızda şunu zaten gördük ki Muratpaşa Belediyesi, Yaşlılar Evi falan diyor. İçeriye girdik. Hı. İçeride ilk karşılaştığımız hanım Semra Hanım oldu. O bize durumu anlattı, konuyla ilgili bilgi verdi. Muratpaşa Belediyesi dedi böyle etkinlikler yapıyor. İşte böyle 3 tane daha evimiz var dedi. Evet. Buralarda dedi her türlü belirli yaşa gelmiş insanların etkinliği oluyor. Sizin de dedi üye yapalım. Ardından da dedi güzel sanatlarla ilgili bir beceriniz varsa onunla ilgili de altyapı oluştururuz dedi. Mesela ben dedim saz çalıyorum dedim. O zaman size koro yaptırırız hocam dedi. Resim de var ama. Resim de var evet. Resime de yine Muratpaşa Belediyesi'nin bünyesindeki resim atölyelerinde orada da hocalar eşliğinde çalışıyoruz. Hem eksiğimizi gideriyoruz hem de orada bir gün boyu bir şeyler yaparak boş zaman yapmamış oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir güzellikler oluyor. Ama ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Muratpaşa Belediyesi hakikaten çok iyi düşünmüş, insanı esas almış. İnsanı esas alarak da o toprakların en kıymetli yerini insanlara tercih etmiş. Çok, ve çok dolayısıyla güzel. Orada nefeslenmelerini, hayatın içine katılmalarını sağlamış. Bunun yanı sıra bir de hanım arkadaşımızı da iyi yönlendirmişler. İyi birisine denk gelmiş çok ki orayı sadece oturma, tavla oynama ve ona benzer atıl şeyler yapmak yerine neredeyse 7 günün 6 günü sanatsal faaliyet yapılır hale getirmiş. Onu da ben teşekkür ederek kutlamak istiyorum. Tabii ki. O da çok önemli ama çok güler bir Zemra Hanım'la yani hem biz... belediyeyi hem arkadaşımızı ayrıca da belediyenin bu güzelliklerini tanıtma fırsatını sağladığınız için sizleri de biz kutluyorum. Teşekkür ederiz efendim. Çünkü iyi iş yapan için insanları yad etmek lazım. Tabii ki, tabii. Yani günümüzde her şeye para gözüyle bakıldığı için maalesef insanı esas alan, insanın yeteneklerini yukarı doğru çeken şeyler... Evet. Maalesef yok denecek kadar az. Çok güzel bir şey söylediniz. Hep onu diyorum. Yani şimdi her programda da söylediğim gibi siz yetenekleri gerçekten farklı farklı yetenekleri olan insanlarsınız. Bir meslek hayatı geçirmişsiniz. Emekli olmuşsunuz. Halen çalışanlarımız var. Değil mi? Hala devam ediyorsunuz. Emekli ama çalışıyoruz. Emekli ama çalışan. Zaten hani emeklilik olayından ziyade. Ama yetenekler bir şekilde keşfedilmiş. Bu da çok güzel bir şey. Ben en çok diyorum, hep onu söylüyorum. Hayatta herhalde en kötü bir şey benim için, yani ya da buna çok üzülürüm, insanların yeteneklerini bilmeden yani ölmeleri. Aynen. Ne kadar kötü bir şey. Düşünsenize, yani hiçbir şeyini bilmiyorsun. Kesinlikle. Ve o belki çok güzel bir yeteneğin var ve sen bunu keşfedemediğin için heba olmuş gitmiş. Allah çünkü öyle bir yetenekler hepimize veriyor. Yani, doğru söylüyorsunuz. Değil mi? Yani bunu keşfettiğiniz için de ayrıca sizi kutluyorum. Teşekkür ederim. Ne kadar güzel. Ya da içinde böyle hep yapmak isteyip de ama fırsat bulamamış, imkan bulamamış, ortam bulamamış. Ortam bulamamış. Artık belli bir yaşa geldiğini düşünerek kendini biraz daha ümitsiz hisseden birçok sese aslında insana biz orada imkan sunduk. Tabii şimdi buradan zaten bizi izleyen, burayı bilmeyen birçok yaşlılarımız diyelim artık o kategoriyi, büyüklerimiz diyelim. Gençlerimiz. Aynen. Onlara da burada özellikle emekli olmuşlar. Çalışan da olabilir, emekli olmuş diye bir şey yok değil mi? Yani hani bizim için aslında şöyle biraz ben tekrar söz almak istiyorum. Buyurun. Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yaşlı hizmetleri kapsamında gerontolog yani yaşlı bilim uzmanımız Çiğdem Akbaş yönetiminde bu proje gerçekleşiyor. Çiğdem Akbaş 2014'te Ümit Bey ile birlikte bu projeye ilk adımını attıktan sonra ve çok büyük bir talep görüyor. Çünkü Muratpaşa'da gerçekten 65 bin, 70 bine yakın 60 yaş üstü grup var. Evet. Ve bunların sosyal rehabilitasyona ihtiyaç duyacakları, yani sosyal ihtiyaçlarını giderecekleri mekanlara ihtiyaç var. Ve Çiğdem Hanım yaşlı bilim uzmanı olarak elbette çok güzel bir proje
hazırlamış. Başkanımız da bunu uygulamaya geçmiş ve çok Antalya'da, özellikle Muratpaşa'da, hatta Antalya'nın dışındaki illerde, belediyelerden çok büyük rağbetler ve ilgi gördü. Her insan ilk başta o koyduğumuz isme biraz takıldı. Ama zamanla onun ne anlama geldiğini, içeriye girdikleri zaman, onu özümsedikleri ve benimsedikleri zaman, evet ben de şurada yer alabilirim bu evde diye kendini konumlandırdı. Hatta öyle ki ciddi anlamda söylüyorum, gençleşenler, kilo verenler, güzelleşenler, birbiriyle yarışanlar, aktif olmak için program yapanlar, hatta sabah evde işini tamamlayıp öğleden sonra yaşlı evine gelip şu aktiviteye katılacağım diye birbiriyle sözleşenler, grup kuranlar, toplananlar, inanılmaz bir tempo, inanılmaz bir enerji var yani yaşlı evlerimizde. Şöyle ilki yaşlı evimizin de 1 Ekim 2014'te Falez Yaşlı Evi olarak merkezde, Sampi'de geldiğimiz yerde açılıyor. Daha sonra Fener'de, bir de Soğuk Su Bayındır'da. Ha, şimdi 3 tane mi oldu? 3 tane var. Şimdi onları da söyleyelim. 3 tane. Fener'de bir şubemiz var. Var, evet. Fener'deki Muratpaşa Belediyesi'nin hemen karşısında, Astur sitesinin hemen karşısındaki spor tesislerinin birisi Falez'de, Sampi kavşağında. Falez'deki, evet. Biri de Soğuk Su'da. Soğuk Su Bayındır Park'ın içinde. Orada da yaptınız. 3 tane yaşlı evimiz var. 3 tane yaşlı evimizin de. Hangisi evleri yakınsa yani. Aynen, oraya gidiyorlar. Ya istediğini seçebilir mi, yoksa bakıyor musunuz? Hayır, istediğine gidebilir. İstediği yerde üyeliğini gerçekleştiriyoruz. Üyelik şartımızda 60 yaşını doldurmuş ve Muratpaşa sınırlarında ikamet etmiş olması gerekiyor. Şimdi onu soracaktım. Muratpaşa sınırlarında ikamet edenleri alıyorsunuz. Evet. Tamam. Peki yani şöyle bir şey var mı? Mesela Soğuk Su'da oturuyor bir üyemiz ama o gün Falez de geldi. Oraya da gidip tabii o faaliyetlerde faydalanabiliyor mu? Evet. Kartı hepsine geçerli mi? Hepsinde geçerli. 3 tane şubenize de. Tüm etkinliklere katılabilir. 8-5 bizimle beraber olabilir. Haftanın 6 günü bizimle beraber olabilir. Kaç tane üyemiz var Semra Hanım? Şu anda 3000'i geçtik. Ooo bizi şu anda izliyorlar mı? Evet, yani hepsi izliyor. Oo, büyük bir çoğunluğu. O zaman buradan sevgiler sunalım onlara. Ay ne kadar güzel. Hay bakalım. Aynen. Harikasınız. Çiğdem Hanım da çok sevgiler sunuyoruz. O da bugün iş dolayısıyla şehir dışında dediniz. Kendini sevgiyle ve saygıyla çok, ben de çok şey sevdiğimi müdürümüz takdir ettiğimiz. Emin Sözen Bey, başkanımız Ümit Uysal ve koordinatörümüz, yaşlı bilim uzmanımız Çiğdem Hanım, sevgilerini, saygılarını gönderdi. Hep bir ekip işi bu çünkü. Çok önemli. Evet. Ya artık siz de bu ekibin içerisindesiniz. Bir aile çünkü. Çok büyük bir aile. 3000 kişilik bir aile. Düşünsenize. Evet. Sadece çalışsa yani hizmet verenler olarak. Değil mi? Düşünsenize yani. Yani üyelerimizi, yani diğer seyircileri falan düşünecek olursak. Ya bugün Muratpaşa deyip geçmeyin, Antalya'nın en büyük şeyine, yüz ölçümüne sahip, en büyük nüfusuna sahip ilçe. İlçelerinden bir tanesi. Ya onun için bu kadar kişiye yetmek pek kolay olmaz. Çok kolay ama değil. Yetiyorlar. Kaç dakikamız var reklama, bir şey dansı ben merak ediyorum. Bir dans kaç dakika var? Tamam, 5 dakika ne kadar sürüyor dansınız? 1,5-2 dakika. Tamam, o zaman yani dans. Yani koreografi hepsini yapacak olursanız normal standart dünya şeyinde 7 dakika falan sürüyor. Çünkü 5 tane dans var onda. Anladım. Standart dediğimiz. Ama bunda 1,5 dakikalık 5 tane 7,5 dakika sürüyor. Ama eğer arzu ederseniz böyle şöyle bir şey yapalım. Tek tek olarak şöyle bir yapalım. İki tanesi. Reklamlardan sonra gidelim. Hem tabii size çünkü yakalarınızı çıkartmanız bir süreç lazım. Ekranlardan da onu da vakit harcamayalım. Ben bu arada biraz burayı da düzenleyelim. Reklamlardan sonra şeyle dansla girelim. Reklama girmeden izleyicilerimize bir şey söylemek için yerimiz dar yani. Çünkü bu danslar için biraz yerimiz büyük olması lazım. Bilemiyoruz artık vallahi, bilemiyoruz. Biz bu dar alana sığdıracağız bunu, sırf onların gönlü olsun diye. Önemli olan tabii burada olmanız, biz güzel şeyler yaptık. Dünya birincisiniz ya, daha ne yapacaksınız? Biz bir dakika şimdi yani biz dünya birincileri... Burada yaşlılar evine mutlu, borçluyuz yani. Ay yani biz bugün ne kadar şanslıyız. Mümkün değil, ne yaparsak yapalım böyle bir şeye sahip olamayız. Ama bir geldik böyle yaş kategorisi falan dediler. Evet. Anlatacak bir şey yok. Çok mutluyum. Şimdi peki dünya dedik de kaç ülke katıldı şimdi buna?
Şimdi tüm dünya o sisteme dahil olan kaç kişi yani varsa, ülke varsa hepsi katıldı ama kaç 20'nin üstünde 24 ülke katıldı. 420 yarışmacı vardı. 420 evet. Yarışmacının içerisinden seçildiniz. Kendi kategorisinde. Anladım. Evet. Kendi, siz kaçıncı kategori olarak belirgin? Dördüncü kategoride birinciliğiniz 65 var. Olarak dördüncü. Bunlar değişik kategorilerde yarışmacılar vardı. Yaklaşık yarım dakika, bir dakika için şöyle diyeyim. Dans dediğimiz zaman, Latin dansları dediğimiz zaman, Latin dansları da kendi arasında 5 bölüme ayrılıyor zaten. Anladım. Şimdi bu bizim yaptığımız salon danslarına giriyor. Yapılan her dansın ayrı bir ismi olduğu gibi buradaki yarışma, yani bizim katıldığımız yarışma standart. Anladım. Standart. Yarışma oluyor. Standart olduğu zaman 5 tane dans giriyor buna. Bu dünyanın her yerinde aynıdır ama bizim bu seneki yapılan bu yarışmada 45-55, 55-65, 65 üstü gibi yarışmalar oluyor. Onun için biz de bu 65 yaş üstünü böyle bir artık çok kısa zamanda, yani 2,5-3 ay gibi bir çalışmadan sonra bunu yapmak istedik. 2,5 ay. Becerdik. 2,5-3 ay yani fazla. 1 Ekim'de açıldı zaten çok. Birkaç ve ondan biraz şey oldu. Neyse. Yani biz bu başarıyı eğer elde ettiysek, ben şöyle diyorum ya, önemli olan bizlerin buna atılımı. Biz girdik buna. Ben birinci olacağım diye girmedim. Maratonda birinci olacağım diye koşmadım yani. Bugün futbol camiasında herkes lider olacak diye bir şey yok. En iyi oynayan takım en alttaki takıma yeniliyor. Ben oraya birinci olacağım diye gitmedim. Ama yaşımızın verdiği imkanlarla ben kısmet olursa 15 gün sonra 70 olacağım. Maşallah. Yani ben bu yaşta 69 yaşımda böyle bir şeye sahibim. Bana kim verir bunu yani? Tuncay Bey biraz mütevazı. Çok şeyler olsun. Tuncay Bey biraz mütevazı olmaya çalışıyor aslında. Biz çalışmaları her gün izlediğim için ben aslında hiç de öyle değil. Ben kendisine söylüyordum. Tuncay Bey, favorim sizsiniz ve birinci olacaksınız. Ya ben, çünkü görünüyor tabii, yani. Ya zaten görsellik çok çok önemli. Görsellik de zaten. Çok bir de çok yakışmışlar birbirlerini tamamlamışlar. O da çok önemli. Şimdi dansta da göreceğiz ama partner çok önemli. Benim bazı filmler var, unutmadığım filmler var. O filmlerdeki danslar, özellikle Richard Gere'le bu Jennifer Lopez'in bir dansı var. Ben aşığım yani. Ölüyorum o dans için. Aşırım onun için dans öğrenmek istiyorum. Ama gerçekten dans çok farklı bir şey. Bir reklam arası verelim. O zaman biz de heyecanla dansı bekliyoruz. Reklamlar. Bundan önce izlediğiniz gibi bundan sonra da Antalya'daki her türlü olayla ilgili nalına da vuracağız, muhuna da vuracağız. Ben Nihat Toklu. Ben Ali Orhan. Hafta içi her gün 07:30-09 arasında Antalya Gündem programında sizlerle birlikteyiz. Okullar açıldı, kırtasiye ihtiyaçları arttı. Öğrenciler, veliler, ofis ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler. Kırtasiye çeşitleri, eğitim araç ve gereçleri, ofis ihtiyaçları. Kısacası aradığınız her şey Antalya Kırtasiye'de. Üstelik okul ürünlerinde %20 indirim. Birbirinden özel markalı ürünlerimiz ve uygun fiyatlarımızla sizleri Antalya Kırtasiye'ye bekliyoruz. Antalya Kırtasiye, sizin kırtasiyeniz. Telefon 335-30-23.
yıkamamı, tuz odası, sauna, çamur banyosu, kese köpük masajı, uzak doğu masajı. Hepsi bir arada Peloit Antalya Çamur Banyosu ve Spa'da. Dilerseniz bütün bu hizmetleri VIP suitlerimizde paket olarak da alabilirsiniz. Peloit Antalya, Expo'nun hemen yanı başında Yukarı Koca Yatak Kavşağı'nda. Peloit Antalya'da kendinize bir iyilik yapın. Bir fide kolay yetişmiyor. Alın teri emek istiyor. Kolaya kaçmadan sabırla çalışma istiyor. O zaman topraktan bütün bereketiyle rızık olup fışkırıyor. Bereket fide, bereketli fide. Bereket için mutlaka bereket fide sipariş formuyla birlikte isteyin. Çünkü bereketi döktüğümüz alın terinde. Esnaflar, memurlar, işçiler, emekliler, gençler, ülkemizde yaşayan yerleşik yabancılar. Merak ettiğiniz her konuda Selim Erol'la Sosyal Güvenlik Saati'nde ben de buradayım. Selim Erol ile Sosyal Güvenlik Saati Salı günü saat 20'de canlı yayında sizin için Kanal V'de. Yeni Porçöz ekstra güçlü yağ çözücü en zorlu yağları bile ovalamadan çözüyor. Oysa bakın bilindik yağ... Bir dakika ya. Ben yine mi kaybeden taraftayım? Ay dur bakacağım. Ya öteki ne ya? Öteki ne? Yine niye beni ötekileştirdiniz ya? Ben bunları hak edecek ne yaptım size ya? Porçöz'den yepyeni bir ürün. Çamaşır suyu katkılı Porçöz ekstra güçlü yağ çözücü. Deneyen her 10 kadından 9'u beğeniyor. Ekstra güç için çözüm Porçöz'üm. Pırıl pırıl oldu. Ay yok vallahi ben dayanamıyorum artık. Makro'da bu hafta süper indirimler sizleri bekliyor. 18 Kasım tarihine kadar 30 lira ve katları alışverişlerinizde 33 yıkama Ariel sıvı deterjan sadece 15 lira. Makro, bu ülkenin marketi. Kataloglar ve insertler mutsuz. Davetiyelerin ise yüzü gülmüyor. Faturalar, ekstreler, dergiler ve promosyon malzemeleri gibi toplu gönderilerinizin derdi çok büyük. Mutsuz gönderileri Ajans Pres Kurye'ye emanet edin, adresli ve adressiz tüm toplu dağıtımlarda Ajans Pres Kurye'nin GPS ve fotoğraf destekli teknolojik altyapısıyla online takip ederek gönderilerinizi mutlu edin. Nakliyeden etiketlemeye, paketlemeden teslimata kadar tüm ihtiyaçlarınıza çözüm üreten Ajans Pres Kurye ile artık gönderileriniz emin ellerde ve güvenle gideceği yerde. Ajans Pres Kurye, mutlu gönderiler. Turizmin başkentinden de bu hafta Antalya ekonomisine turizmin etkisi konuşulacak. Turizmci Yeliz Gülege'nin konuğu Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin olacak. Antalya ticaretine turizmin etkisi nedir? Turizmin başkentinden bugün 21'de canlı yayında Kanal V'de.
şöyle alalım hemen sizi. Buyurun. Ya tabii yerimiz gerçekten tangonun daha bir geniş bir alana ihtiyacı var. Daha sonraki vals var. Daha sonra yine diğer quick step. Ha, quick step çok de var. Hareketli, güzel. Hareketli bir tarz. Tamam ama harikaydınız. Biz kusura bakmayın hani ekran biraz tabii yayınımızda da ancak bu kadar oluyor. Yine başına demişler ya bir oyuna yerim dar. Yerim dar yok ama bizim gerçekten yerimiz var. Bak yapmaya başlayınca yer darlığı da önemli. Şimdi biz dansla ilgili birçok programlar yapıyoruz. Bundan önce yine çocuklarımız da gene geldiler. Böyle gençler yine çocuklarımızla danslar da yaptık. Tabii yani uygun olduğu şekilde ama çok güzel. İnanılmaz bir uyum var. Harikaydınız. Ayakkabılara bayıldım. Ama bugün bakar mısınız? Ayakkabımızın renkleri aynı. Evet süper ama çok çok güzel onlar da çok güzel. Dansa da zaten ayakkabı önemli. Yarışmalara girdiğiniz zaman kıyafet çok önemli. Şimdi sizin tabii orada görseller tabii. Attınız mı? Danstaki görseller var mı? Yarışmadaki görseller? Ben size video olarak gerek yok demiştiniz de size atmıştım ama. Videoyu atmıyoruz. Tamam onu reklam arasında halledelim. Bir de dansta görelim sizi. Yani yarışmada görelim bir de sizi bakalım. Aynen. Bu kıyafetlerle. İşte. Kıyafetlerin seçimini nasıl yaptınız? Onları siz mi ayarladınız? Valla zaten erkeklerin... Standart mı böyle? Standart yani frak kullanmak zorundayız. Ha frakla çıkıyor. Dünyaca. Tabii. Altına bu dik yakalı gömlekler var papyon takmak zorundayız. Ama bayanlar istediği kıyafeti göze hoş görünebilecek... İnsanı böyle celbedebilecek bir renkleri tercih etmesi gerekiyor. Tabii modelleri de artık ona göre. Anladım. Ona göre. Nasıl ki bir futbolcunun ayağına top geldiği zaman ya çocuğa ne kadar yakışıyor derler ya. Şimdi bayanlarda da şimdi erkeğe pek fazla iş düşmüyor. Sadece erkeğin yükü bayanları idare etmektir. Dansı idare etmek. Yok ama bence erkekte. Bayanlarda en büyük özellik. Tabii. Bunu özellikle arıyorlar yani. Bayanın boynu mümkün olduğu kadar sol taraftan seyirciye doğru böyle bakarak ama seyirciyi görmeyecek yani boşa bakıyormuş gibi. Ve partnerinin koluna sol kürek kemiğinin altından tutmanın bir şekli vardır. Yani parmaklar böyle değil de şu şekilde tutulması lazım. O da kürek kemiğinin altından kendini böyle hafif bir güvenceye aldıktan sonra eli de böyle oldu muydu başın? Hiç çevirmek yok. Sürekli dolanıyorsunuz yani. Ay partnerin de bir de şey yapıyor. Yani bırak kendisini, yani. Partnerini kontrol ediyorsunuz. Vallahi günüm siz ne giydiniz? Ben şimdi merak ediyorsunuz ama. Ben mavi ve güzel bir elbise giydim. İçinde çok mutluydum. Ay. Çok güzel. O şey telefonlarımızda var resim. Şimdi hayır videoyu alacağız. Eğer hazırsa onu hazırlayalım. Reklam arasında uygunsa onu alalım. Şimdi biraz satrançtan konuşalım. Hayatımıza girdi. Yarışmalarımız mı var bu arada? Yarışmalar yapıyor muyuz satrançla ilgili? Evet. Geçen sene Haziran sonunda bir satranç turnuva gerçekleştirdik. Yaptınız. 3 tane yaşlı evimizde. Her yaşlı evinin kendi üyeleri hocalarımızın çalıştırdığı bir gün turnuva gerçekleştirdik. Ve birinci, ikinci ve üçüncümüz oluştu. Mustafa Bey bu şeye katıldınız mı siz de? Evet, o turnuvaya ben de katıldım çok ama güzel. 3 ya da 4 kere katılmıştım. Anladım. Birinci elemeden sonra bir sebeple ben ayrılmak zorunda kaldım. O muhteşem bir etkinlikti. Ama yeni seneye mutlaka sizi burada bence birinci bu olarak... Bu sene mutlaka katılacağım. Ha, bu sene pardon, bu sene daha var. Doğru. İddialıyım daha. Bu sene ikincisini yılbaşına, gerçekleştireceğiz. Yılbaşına kadar böyle bir ihtimal var galiba. O zaman siz antrenmanlara devam mı? Evet, evet, aynen öyle. Bak demin bir şey söyledim. Cumartesi günleri saat işte sabah kahvaltısından sonra eşimden ilk aldığım izin ben ihtiyar evine gidiyorum. İzin mi alıyoruz? Çoğu zaman o da geliyor. Eşim de geliyor. Beraber etkinlikleri izliyorlar. Bizi de seyrediyorlar. Hatta bazen habersiz seyrediyorlarmış. Ben fark etmiyorum. Arkadaşlarla oynarken. Evet. Benim çok keyifle geldiğim bir yer. Peki onunla hiç oynamayı düşündünüz mü? Eşimle mi? Eşiniz biliyor mu? Efendim bir espri değil aslında çok bir gerçek ama ben yine bu ihtiyar evinde bir Çin daması öğrendim. İlk öğrendikleri oyunlardan bir tanesi Çin damasıydı. Çin daması. Yani latife olsun diye söylüyorum. Öğretmez olaydım. Eşime de öğrettim. Çünkü... Bir de kız tavlası vardır değil mi? Öyle bir şeyler vardır. Bu Çin daması çok keyifli bir oyun. Ciddi bir oyun. Çok eğlendirici bir oyun. Mutlaka da düşündürüyor bu. Ben de öyle. Şimdi eşim her gün sabahleyin kahvaltıdan önce gel bir oynayalım diyor.
Siz bence satrancı da bir soksanız o hiç bırakamayacak bakın yani. Şimdi evde evet bir satrancımız var. İş yerimizde bir tane satrancımız var. Arabada bir tane satranç takımımız var. Hayatınız olmuş artık ya. Çok sevdik. Hakikaten çok sevdik. Çok yani güzel. Ben çok sevdim. Vallahi. Çok başarılı değilim. Ya ben yok. İyi bir oyuncu olma ihtimali var mı yok mu bilmiyorum ama çok zeki bir insan olmazsan olmuyor ama benim beynimi çok rahatlattı. Aynen. Esasında şimdi biz tabii bununla ilgili esas ayrı bir program yapmak da ben çok istedim. Bununla ilgili burada da çok hani bu işle uğraşan satrançla ilgili özellikle çocukların evet. hayatında evet, çok da çok önemli. Çünkü bununla ilgili hatta bir kitap var. Stephen Zweig'in satranç okudunuz mu onu? Ben hiç okumadım. Okuyun. Çok ince okuma bir kitap. Bilmiyorum. Bir solukta bitireceğiniz bir kitap. Onun hatta bir filminin olması lazım. Evet. Çok harika bir kitap. Gerçekten o kitapta hani hayatın esasında birçok noktasında kullanıyoruz biz bunu. Strateji. Evet. Ve çocukların da hayatına girmeli. Ben de hani danışanlarımız özellikle annelere bunu çok öneriyorum. Evet. Çünkü hayatta bir şeylerin stratejisini yapabilmeli. Çocuk düşünce yeteneğini daha farklı noktalara itebilmeli. Bakış açısını değiştirebilmeli. Vizyonunu genişletebilmeli. Yani tabii ki çocuklar hayatını almalı ama sizler açısından da... Şimdi efendim, buyurun. Bizim için şöyle bir şey vardı. Dört unsur ortaya koydular evet. satranca başlarken. Ne dediler? Birinci, ikinci, üçüncü çok önemli değil de dördüncüsü gelişim dedi. Gelişim. Bakınız insanlar oynadığı oyunu, yapmak istediği işi ya da hayatta herhangi bir şeyi gelişimini planlayamazsa başarılı olma ihtimali daha az. Mutlaka başarılı olur tabii ama. Tabii ki, tabii. Gelişim çok önemli bir sözcüktü. Ben de bunu çok öğrendim. İşte şahı güvenliğe al ya da hedef hücum et, askerini kullan falan. Bunlar herkesin yapabileceği evet, şeyler. Evet, doğru. Ama şartlara göre gelişim sağlamak satrancın birinci kuralı. Bak bunu bilmiyordum, öğrendik. Çok. Şartlar sizin rakibiniz hangi göre. Şartlarda size fırsat verecek ya da vermeyecek. Hayatımızda bunu uygulamayı yapmamız i̇şte lazım. İşte o gelişim kelimesi bizim hayatımızda, benim hayatımda özellikle önemli bir yer tuttu. Evet. Ve yaklaşık neredeyse 10 ay oldu ben satrançtan tanışalı. 10 aydır çok ciddiye aldım, çok da sevdim. Hocama da hakikaten tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuda eğitim veren çok zeki, ODTÜ'den mezun olmuş bir hocamız var. Ne güzel. Yani çok eğitimli bir insandan yani ders alıyoruz. Keşke fırsatımız olsaydı bugün hocalarımızı da alsaydık. Dans hocamızı, yine koro eğitmenlerimizi, yine satranç hocamızı ki onlarla da bir şeyleri paylaşabilseydik. Bir dahaki sefer inşallah onlarla da bir daha konu kalmak istersen onlardan öğreneceğimiz de çok şey var değil mi? Bu konudaki hocamın güzel bir lafı vardır. Hı, ne diyor? En iyi öğrenci... Hocasını yenen öğrencidir diyor. bak ne kadar da mütevazı. Var mı? Yeniyor musunuz? Peki hiç oynadınız mı hocamıza? Valla fırsat veriyor mu? Çok vermiyor. Vermiyor şu anda. Vermiyor. Bak hem diyor bunu diyor hem de kaçıyor. Ama öyledir yani. Yetişmenin yolda buradan geçer. Eyvah. Bizde de öyle. Usta arkadaşlarımızdan. Ama siz bugün işte gelecek gibisiniz. Gece rüyanızda falan görüyor musunuz? Yok. O kadar olmadı. O kadar olmadı. Mat falan. Şahmat deyip uyanıyorsunuz. Yok o kadar olmadı ama fırsat bulduk. O oyunla ilgilenmeyi istiyorum. Tabii. Bu şundan, belki hırsla yapıyoruz kendi kendimize. Bu yaştan sonra kendimizi başarılı olacağını olsun. Ya da başarılı olmak için gayret ettiğimizi düşünüyoruz. Ama beyin işte bunu geliştiriyor tabii. Ama bu çok önemli. Hı-hı. Bakın, Alzheimer hastalığının örneğici tedbirlerden bir tanesi. Böyle bir antrenmansa, egzersizse niye yapmayalım? Tabii. Yani gerçekten beyni boş bırakmamak lazım. Düşüncelerimizle kendimizi daha çok geliştirmemiz lazım. Dedik ya zihin sağlığı çok çok önemli. Ya kitap okumalıyız ya dediğimiz gibi satranç. Esasında dans. Hani bunlar fiziksel işlevler de olsa esasında... Zihinsel olarak da bizleri çok geliştiriyor değil mi? Aslında tabii. Bizim yaş grubumuza ilginç bir şey var. İlginç bir cümle var. Ben dönem dönem bunu çok severek kullanıyorum. Üreterek ihtiyarlamayı becermek marifet. Güzel. Ne olursa olsun. Müzik uğraşırsınız, bir enstrüman çalarsınız, bir şarkı söylersiniz ya da dans edersiniz. Üretmek. Ya da işte çekişte bir bakır döversiniz, tencere yaparsınız, tava yaparsınız, şiir yazarsınız, kitap okursunuz falan. Kesinlikle. Ama üretmek çok üretmek önemli. Üretmek çok önemli. Eğer yani, üreterek yaşlanabilirsek ne zaman yaşlanılıyor biliyor musunuz? Mesela hani hep böyle genelde bakıyoruz, ben de hani bu işin içinde olduğum için. Emeklilik yaşını alanlar ki artık emeklilik yaşı bizde sizlerin döneminde daha erken yaşlardı. Şimdi artık yaş daha büyüdü, yani uzadı. Ve bakıyorsunuz yani çok erken yaşlarda, 40'lı yaşlarda emekli olunuyor. Evet. Çok. 42. Düşünsenize 42 yaşı daha hayatın bence başı yani. Sen o yaşta emekli oluyorsun ve diyor ki bedene
tamam sen artık bir şey yapamazsın. Bitti. Senin hayatta olan şeyin yani öğretmen şeyin bitti. İşte bunu eğer insan hayatında bu şekilde düşünce sistemini geliştirirse o zaman hastalıklar başlıyor. Evet. Mutsuzluklar başlıyor. Evet, evet. Depresyon başlıyor. Evet. İşte bunu hayatımıza anlamamız lazım ki bunu siz de başarmışsınız zaten ama bunu herkese söylemek lazım. Pardon. Müsaade ederseniz Semra Hanım'a bir mesaj edeyim. Tamam, lütfen. Geçtiğimiz yaz başında o mütevazi ihtiyar evinin bir köşesinde tarım köşesi açtılar. Bu çok, bu, bakınız bu tarım çok köşesi, önemliydi. O zaman Semra Hanım anlatsın mı onu? Çok kısaca. Daha iyi olur tabii. Tamam. Ben söyleyeyim sonrasını anlatsın tamam, isterseniz. Semra Hanım evet bakın sizin, ya sizi daha çok takip ediyorlar ama Semra Hanım da çok mütevazı kaçısın bu konuda. Yani. Evet buyurun Semra. O anekdotu anlatın siz Mustafa Hocam. Hani dipnotu verin sonra ben anlatayım. Şimdi benim için önemli olan şuydu. İnsanların pek çoğunun apartmanın dairesinde otururken bu tür hizmetleri verecek yerleri yok. İki tane biber, bir tane domates ekmek evet. Çok mu önemli? Evet, önemli. Bir bitkinin sahibi olmak çok önemlidir. Evet. Bana göre çok önemlidir. İsterseniz 1000 tane badem ağacınız olsun, isterseniz 1500 tane ceviz ağacınız olsun, isterseniz bir tane nar ağacınız olsun, aynen. Ne olursa olsun. Hanımefendi onu söylediğinde benim çok hoşuma gitmişti. Küçük küçük aralıklar vermişti. Her yeri de birisine görevlendirdi ya da birileri talip oldu. Bu Faliz'dekinde mi? Bu yaz orada yetiştirdiler. Evet Semra Hanım şimdi gerisini anlatabilir. Şimdi şöyle, insan yaşamında zaten her şey var. Yani yaşamın içinde her şey var. Yaşamın içinde her şey varken, yani biz yaşarken her şeyi yapmak isterken, neden 65 yaş üstü her şeyi yapmasın yani imkanlar doğrultusunda değil mi? Şimdi onun için biz hani toprakla uğraşmak isteyen vatandaşlar da oldu. Ben çiftçiliği çok severim. Evet. Keşke şurada iki biber olsa da dibini çapalasak, sulasak, onun çiçek açısını falan çok görsek diyen oldu. Evet. Şimdi mantıklı, makul ya da imkanlar çerçevesinde gelebilen tüm şeyleri açız zaten. Hı. Onu hemen projelendirip imkanlar çerçevesinde yapabildiğimiz ölçüde tabii uzmanımız, gerontoloğumuz Çiğdem Akbaş'la birlikte hemen onu yürürlüğe koyduk. Şimdi böyle bir durumda bizim küçük bir bahçe olabilecek bir yerimiz vardı. Arkadaşlarla birlikte orayı hep birlikte aslında üyelerimizle birlikte hepimiz orayı kazdık. Bitkilerimizi diktik, çileklerimizi yetiştirdik. Hepsinden tattık da, hepsinden birer parça yedik de ve yeniden şu anda yeni bir temizliğe girdik. Artık üstünü kapatacağız. Baharda tekrar ekmek üzere kapattık şu anda. Şimdi kış dönemi. Aynen öyle. Ama kışın da olabilir. Kışın da olabilir ama kışın şöyle, kış mevsiminde bizim üyelerimiz hani hava yağmurlu, çok çamurlu olduğu zaman hani çok fazla hani dışarıya çıkıp da onların hani ıslanmalarını, üşümelerini istemediğimizden dolayı. Aynen. Ama bahar ayı tam böyle doğanın tabii, yeşermeye başladığı zaman onlar da kıpır kıpır oluyorlar böyle. Ha bir şeylerle uğraşmak istiyorlar. Müzik yapan daha coşuyor. Evet. Dans eden daha büyük iştahla geliyor. Toprakla uğraşmak isteyen toprakta oluyor gibi. Böyle daha, yani her şey mevsiminde ve yaşında güzel oluyor. Aynen. Biz sadece onlara aslında öncülük ediyoruz. Yön gösteriyoruz, yardımcı oluyoruz, destek oluyoruz, biraz iteliyoruz her hareketlerinde. Tabii. Ama toprak tabii yani bir yaş, bir esasında hayatımızda hep olmalı ama maalesef şehirleşme o toprakla ilgimizi maalesef bizim azaltıyor. O yüzden hani imkanlarınız doğrultusunda bunu ne güzel almışsınız. Bir şey söyleyeceksiniz herhalde, buyurun. Şimdi bizim daha önceki zamanlarda bakım evleri vardı. Huzur evleri vardı, hala da var da. Yaşlı evi dediğiniz zaman hala şu anda insanların aklında o tür bir şeyler var. Evet, önce bunu silmeleri lazım. Ben esasında çok güzel bir noktaya değindiniz. Onu söyleyecektim. Artık esasında sistem çok daha farklı bir noktaya gidiyor. Evet. Şimdi artık zaman öyle bir değişti ki bakım evi ayrı, huzur evi ayrı. Orada da bazı etkinlikler yapılıyor. Orada da yapılıyor. Ama şimdi bu yaşlı evlerini lütfen daha ben farklı. Buradan bütün herkese sesleniyorum. Evet. Bu zihniyeti silelim. Evet. Yaşlı evi ben yaşlandım artık burada bana bakacaklar falan gibi bir şey olarak düşünülmez. Aynen. Buradaki bu gösteriyi, buradaki bu programı, buradaki bu güzel yaşlı evinden bahsettiğimiz her şeyi lütfen kulaklarında bulundursunlar, kafalarına yerleştirsinler. Şimdi çiçek ekmeği falan bırakalım. Ben hep düşündüm. Hı hı. 2002 senesinde karar verdim, bir şey yaptım. Müsaade ederseniz ona bir yarım dakika, bir dakika anlatayım. Eskiden o zamanlarda ses yarışmaları düzenleniyordu. Ya ben de gelmişim o zamanlar mesela. Ne bileyim belli bir yaştayım, 50 yaşımın üzerinde.
Niçin dedim 50 yaş üzeri bir şey yok dedim. Siz bu arada şarkı söylüyor musunuz? Niçin ben bir şey yapmayayım dedim. Şarkı söylüyor musunuz? Ha. Niçin ben bir şey yapmayayım dedim. O arada programı izliyoruz. İzlerken kızım dedi ki, ya dedi bu nasıl söylüyor dedi. Ben bundan iyi söylerim dedi falan. İyi dedim kızım, seni yazdırayım oku dedi. Hı. Ben gittim, o şey günü geldi. Burada Kundu tarafında bir otel var. Büyük bir otel, ismini söylemiyorum evet, da sakın değil mi? Söylemeyelim. Tamam, bekleme orada gibi. Bir oteldeyiz. Ben gittim, sabahın saat 3.30. Turizmde çalışıyorum o zaman. Hı. Ayrıca lisanımız falan var. Bana hemen şey geldi, güvenlikçi. Buyurun dedi, bir baktı. Yarışmaya mı katılacaksın dedi. Evet dedim ben de. Hı. Şöyle çek arabanı da, abi ben sana bir numara getireyim ya dedi. Sen biraz yaşlısın dedi bana. Bana getirdi, hiç unutmuyorum. 273 numaraya getirdi. Aldım ben, ne yapayım dedim. Şurada bir yerde oyalan dedi. İyi dedi. Geçtim, çektim arabayı, oyaladım. Biraz sonra bir baktım. Jüridekilerden birisi geldi. İsim vermeyelim diye. Ay bizden bir sohbet, muhabbet falan filan. Ay güzel dedik ya, sabah oldu sıraya girdik. Herkes sırayla alınıyor, arama tarama var. Ay ben numaram yok benim. Kaybetmişim. Ya girebilir miyim dedi. Geç baba dedi bak. Geç baba dedi, içeride bir numara bulursun dedi. Girdim içeriye, sordum falan, dediler şuradan numaranı biliyorsan yenisini al. İyi dedi. Gittim yenisini aldım tekrar oradan aynı numarayı. Ondan sonra sıramız geldi. Yaklaşık 1700 kişi katılıyor. Bayağı kalabalıkmış. Neyse bizim sıramız geldi. Girdik. Eski şarkılardan bir tane söyledim. Jüri böyle baktı. Size dedi falanca kişi yardımcı olsun dedi. Ben çıktım. O kişi geldi bana buyurun aldı falan dedi işte. Aldılar bize bir formlar verdi. Doldurduk bak. Ben eve gittim. Beni gönderdi. Yarın gene 10.30'da geldi. İki gün üst üste oraya gittim. 1700 kişiden en son 100 kişiye kaldık. 100 kişi de elendi. Ama 100 kişiye kadar söylediğim parçalarda da yani böyle şey o gene o günkü bayan jürideki bayanlardan bayan bir tane vardı zaten. Beni dedi yıllar öncesine götürdün diye. O zaman güzel. Bizi sabırsızlandırmayın da şu bana mikrofonu sordular. Alın. Neden dediler sen bu yarışmaya katıldın dediler. Dedim 50 yaş üzeri hiçbir program var mı dedim. Yani. Evet. Yok ben bu insanların içerisinde dedim o kadar cevherler var ki. Evet, evet. Niçin bunları keşfedip de bu yaştaki insanlara bir şeyler böyle vermiyorlar dedim. Harikasınız. Bak böyle bir şey bile yapabiliriz. Güzel fikirler oldu. Çıktım. Şimdi ben belli bir yaşa gelmişim. Bu yaşımda 69 yaşımda yaşlı evini bulmuşum. Evet. Değil mi? Ben buraya girmişim. Bana bu imkanı sağlamış ve şu madalyayı bir de aynen. Kupamız var evde. Evet. O kupayı bana vermişse ben bundan sonra ne isterim yani? Ne isterim? O zaman hemen bir şeyle Tuncel Bey, mikrofona gerek var mı? Yakın mikrofondan alabilir miyiz sesi? Bir şarkı isteyeceğiz artık o kadar. Var. Deniz evi, o kadar konuştuk arkasından. Mikrofona gerek alır mı? Bir şarkı alacağız. Mikrofonsuz da olur, mikrofonsuz tamam. Da olur. Tamam, sizin mikrofonunuz var zaten. Yakın mikrofonunuz tamam. Var. O zaman tamam. Hep birlikte alalım o zaman, şöyle destek yapalım değil mi? Hadi mikrofon bakalım. Alalım mı, ne yapalım? Yok gerek yok tamam. Mikrofona, sizin yakın mikrofonunuz var. Arpa bu nerden gelir? Aman arpa bu nerden gelir?
parça var. En son biraz oynayalım ya. Sonra yapalım. Hareketli var mı parçalar arada? Dur. Şimdi yapmayalım. Sanırım bir reklam aramız geldi. Deme ben bayılırım. Nasıl? Oyun deme ben böyle. Siz sevmiyor musunuz? Hangisini istersen? Diyor, halk oyunları. Haa ay daha bu tamam o zaman en son böyle oynayarak oynayarak bitirelim hep birlikte. Sahnemiz de dar ama oynayarak bitirelim. O zaman bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra yine dansla devam ediyoruz müziklerle efendim reklamlar. O kanadı kırık bir kuştu, beyaza vurulmuştu. Kimseler görmedi bir başka renk sevdiğini. Aşkın ilk hali mutluluk, ikinci hali heyecan, üçüncü hali yalnızlık ve hüzün ve son hali ise şiir haliymiş. Efendim, aşkın şiir halinde büyük üstadların, şairlerin şiirlerine nefes olmaya çalışıyoruz. Ve aşkın şiir halinde duygulara tercüman oluyoruz. Aşkın şiir hali her salı akşamı saat 22.30'da Kanal V ekranlarında. Has Perde'de düğün paketlerinde kaçırılmayacak fırsat. Toptan fiyatına Perakende satışlar. Has Perde'de düğün paketlerinde 990 liradan başlayan fiyatları sakın kaçırmayın. Telefon 0538 890 0101. Has Perde, Abdi İpekçi Caddesi, Şarampol'de. Kanal V izleyicileri, Radyo Box dinleyenleri, hadi yine iyisiniz. Kanal V izleyicileri ve Radyo Box dinleyenleri kazanıyor. Her gün her saat değişebilen sürpriz teklifler, inanılmaz indirimler, kaçmaz kampanyalardan sadece ve sadece Kanal V izleyicilerinin ve Radyo Box dinleyenlerinin haberi oluyor. Kanal V ve Radyo Box'a özel şehir fırsatları yüzleri güldürüyor. Yeme içmeden süpermarket alışverişine, mobilyadan giyim ürünlerine, kişisel bakım ve güzellikten sağlıklı yaşam ve fitness'e, otomotive, elektroniğe, tatil ve turizme, kitaba, kebaba, kırtasiyeye, aklınıza daha ne gelirse. Onlarca sektörden yüzlerce markanın sınırlı zaman için geçerli sürpriz şehir fırsatlarıyla indirim, kampanya, avantajlı alışveriş koşulları her an karşınıza çıkabilir. Sürpriz fırsatları kaçırmamak için Kanal V'den ve Radyo Box'tan bir an bile ayrılmayın. Tüketicilere sürpriz yapmak isteyen firmalar siz de zaman kaybetmeden 345 45 44'ü arayın. Hemen sürprizinizi yayınlatın. Kanal V izleyen, Radyo Box dinleyen on binlerce müşterinize ulaşıp bu güzel haberi onlarla da paylaşın. Kanal V ve Radyo Box'ta indirim dolu, avantajlı alışveriş şansı dolu şehir fırsatlarını kaçırmayın. Fırsatlar her an ortaya çıkabilir. Yakalayın! Kanal V ve Radyo Box'a özel Antalya fırsatlarını www.kanalv.com.tr adresinden de takip edebilirsiniz. Tam öğrenci işi. Toplan arkadaşlarınla dilediğin saatte gel Meltem Çarşısı'na kendi yerin gibi takıl, ye, iç, eğlen. Meltem Çarşısı senin yerin. Burada kral da kraliçe de sensin. Aydınlık atmosferi, açık hava ortamı, şık dekorasyonu ve tabii sana özel fiyatlarıyla Meltem Çarşısı tam öğrencinin yeri, tam öğrenci işi. Her gün farklı bir tabdot, döner, dürüm, sandviç, pizza ve burger çeşitleri, çay, kahve, tatlılar ve daha bir sürü lezzet senin kafana, senin ağız tadına, senin bütçene göre. Tabii ki VIP servisle.
Çünkü Meltem Çarşısı'nda öğrenciysen çok özelsin. Gel Meltem Çarşısı'na, öğrenci olmanın keyfini yaşa. Meltem Çarşısı. Öğrenci yeri, öğrenci işi. Ben 78-06'yı güz döneminde devamlı ekiyorum. Çeşit, bildiğim çeşit, verimi gayet yüksek. Çok çeşit denedim. 78-06'nın yerini tutmadı. Meyve kalitesi çok yüksek olduğu için halde fiyat çok farklı gidiyor. Kazançlı bir yıl için Titiz Agro Grup hep yanımda. Yeni semt, yeni restoran, aynı lezzet. Tandır, çorba, ızgaralar ve kömür ateşinde döner. Yeni yerinde sizleri bekleyen efsane lezzetler. Uysal Antalya Kuyu Tandır, Döner ve Çorba. Sobacılar Çarşısı'ndan sonra şimdi de Lara'da. Çarıklar bu hafta da sizleri Sarıkeçili Yörüklerinin yurdu olan Burdur Aziziye Köyü'ne götürüyor. Yörük kültürünü yaşatarak geleceğe taşıma çabası içindeki Aziziye'nin sımsıcak insanlarının yaşamlarının ele alındığı programda hem müzisyen, hem ressam, hem tiyatrocu, hem de çalgı ustası olan Sabri Acar'ın sıra dışı öyküsü ekrana gelecek. Gazeteci Yusuf Yavuz ve biyomühendis Çağlar İnce'nin birlikte hazırladığı Islak Çarıklar, çarşamba günü saat 20'de sizin için Kanal V'de. Bir dünya otel, bir dünya eğlence, bir dünya lezzet. Bir dünya hareket, bir dünya macera, bir dünya heyecan, bir dünya destinasyon, bir dünya mutluluk, bir dünya keyif, bir dünya sevgi, bir dünya tatil. Şimdi her yer size daha yakın. Basın Odası yarın akşam saat 21'de canlı yayında Kanal ve ekranlarında. Cause I need you to. I wanna be together, you're my way.
ben sizi. Hareketli de çok güzeldi. Vallahi hepsi çok çok güzeldi. Şimdi son yaptığımız dönüşleri, bu dansın dışında bir dans ama yalnız yaptığınız zaman o dönüşler de çok farklı. Şimdi bunda bir bazı özellikler var. Özellikle bu. Bunda da quick step miydi? Quick step. Yani hızlı. Bunda en önemli nokta kesinlikle seyirciye erkek olarak sırtını dönmüyorsun. Beklemiyoruz. Bir müzik var herhalde arada. Hadi o zaman bir müzik yapalım. Tamam. Diyor ki hocam bizi beklemeyin. Hadi bakalım. Göl başına vardım, gülleri çoktu. Göl başına vardım, gülleri çoktu. Güzeller geliyor, sevdiğim yoktur. Şalvarlı gelin, yalla pistanlı gelin. Vallahi öldürdün beni. Güzeller geliyor, sevdiğim yoktur. Şalvarlı gelin, yalla pistanlı gelin. Vallahi öldürdün beni. Vardım, tren duruyor. Göl başına vardım, tren duruyor. Anam beni gurbet ele yolluyor. Pistanlı gelin, yalla pistanlı gelin. Vallahi öldürdün beni. Anam beni gurbet ele yolluyor. Şalvarlı gelin, vallahi pistanlı gelin, vallahi öldürdün beni. Şu derenin alıcından, burcunda. Şu derenin alıcından, burcunda. Bana gelsin ölür müydüm acından. Şalvarlı gelin, vallahi pistanlı gelin. Yallah öldürdün beni. Bana gelsen ölür müydün acından. Şalvarlı gelin, yallah pistanlı gelin. Vallahi öldürdün beni. Lütfen içiniz kıpır kıpır değil mi? Ama öyle tabii canım. Yani burada ben de diyorsunuz ki sazımla konuşurum diyorsunuz değil mi? Harikasınız vallahi, ne kadar güzel. Müzik hep olsun hayatımızda. Yani müzik olsun, dans olsun, satranç olsun değil mi? Olmaz da yani. Yani müziğin, pek böyle şey mi? Her gün mesela oraya gel, hadi bugün müzik yapalım falan deyip böyle. Hadi bugün dans edin falan yapıyor musunuz böyle? Şimdi yok, onu yapmıyoruz. Sistemliyiz. Sistemlisiniz. Mesela 15 günde bir pop müziği yapıyoruz. Şimdi mikrofonu alalım. Yine öbür mikrofonda konuşalım. Bir haftada da. Sanat müziği yapılıyor. Ha. Dolayısıyla yani onun için de önceden biz hazırlanıyoruz, işte böyle repertuarımızı evet. hazırlıyoruz. Evlerde bir sefer tekrar ediyoruz. Anladım. Eksiklerimizi falan gidermek açısından. Tamam. Oraya geldiğimizde de hazırlıklı bir şekilde. Hazırlıklı bir şekilde yani böyle spontane çok fazla olmuyor. Hadi şimdi şarkılar hayır, öyle söylersin. Olmuyor, öyle olmuyor. Ha. Öyle tabii olunca disiplin, da zaten düzen olmaz. Biz de onu disiplin lazım evet, tabii ki. Evet, bir oranın da bir disiplini var. Sonra. Ama böyle bakıyorum içiniz hepinizin kıpır kıpır böyle yani. Ne kadar güzel bir enerji var. Evet. Sizler yani çok yani hiç yaş almazsınız, ben size söyleyeyim. Maşallah. Yaş aldırmamak için de vallahi bu evet. burada çok şimdi güzel. Şöyle yaşlı evlerimiz hani
öylesine açılmış, öylesine geliştirilmiş bir proje değil. Tabii ki bir yani bir bilimsel bakılan bir sistem. Çünkü her projenin ayağını, temellerini sağlam atarsanız o proje uzun yıllar gider. Hatta evet. yenileri türer. Tabii. Hatta hizmet modeli sağlam oturur. Şimdi Çiğdem Hanım öyle güzel projelendirmiş ki projeyi. Üç tane yaşlı evimiz var. Üç tane yaşlı evimizin her birinin ayrı programı var. Her birinin ayrı saati var. Her birinin ayrı hocası var. Yani hocalar saatli saatli her yere gidip geliyorlar. Yani bu yaşlı evinde üyeleri diğer yaşlı evine de gidebiliyorlar. Belki vakitlerini ona göre ayarlayabiliyorlar. Çok kısa. Mesela cumartesi günleri Santraç Fener'deyse... Çarşamba günleri Falez'de, Sempi'de, merkezde atıyorum işte salı gün soğuk suda. Mustafa Bey o zaman siz böyle yaşlı evlerinde arasında mekik mi dokuyorsunuz? Evet. Tek evet. Falez'de misiniz? Şefelerde. Gönül gözü diye bir şey laf vardır. Evet. İnsan nerede güzel yüz, nerede tatlı değil, evet. nerede iyi biz Semra Hanım'ı görürse... bırakmayız diye. Semra Hanım size vallahi böyle bir şey vardı. O zaman biz her hafta bir... Bu BTV'de program. Evet. Ben güzel şey var. Ay teşekkür ederim. Ben hep beklerim sizi. Vallahi gelin. Mutlu ettiysek bir sizi. Bir kere bir cümle daha söyleyeyim. Lütfen isterseniz. Buyurun. Hanımefendilerin söylediği bir laf. Birkaç hafta önce söylediği bir laftı. Benim çok hoşuma gitti. Beni evet. çok etkiledi. Hakikaten çok doğru bir laftı. Evet buyurun. Hiçbir, siz büyüklerimsiniz. Hiçbirinizin tırnağına taş değmesini istemem. Ne güzel. Lütfen evet. çayınızı başka bir üstüne dökmeden içiniz dedi. Aa. Şimdi o şöyle oldu. yoğun bir program. Buradaki ölçü. Ayağının kulağı yandıydı. Şöyle anlatalım. Ben anlatayım isterseniz. Büyük organizasyonlar gerçekleştiriyoruz biz. Anladım. Mesela işte 29 Ekim'de 29 Ekim bayramımızı kutladık. Şimdi öyle bir yoğun talep oluyor ki o günlerde kutlama veya organizasyonlarda. Şimdi sandalyeleri herkes birbirine yakın oturuyor. Doğru. Çayını alıp oraya yani oturmak istiyor yine yerine. Ben de hani onları kırmadan, incitmeden tabii onlar benim büyüğüm. Başının üstünde yeri var. Saygıda da asla hiçbir yani hizmet elemanının zaten kusur etmemesi lazım. Ben insani değerlerim de biraz daha fazla herhalde. Dedim ki sizin tırnağınıza taş değmesini, saçınıza yel değmesini istemem. Aynen. Onun için lütfen çayınızı dışarıda içip tekrar masanıza, koltuğunuza oturun demiştim. Ondandır. Çünkü bu çok önemli. Şimdi oraya hani belli bir yaş üstü 60 ve üzeri geliyor. 80 de gelebiliyor, doğru. 85 de gelebiliyor. Yani daha genç aşağı yaşta gelebiliyor. Onun için her birinin birbirine ayak uydurması... Gerekiyor. İşte onun için biz tabii. biraz tatlı. O da size de o sorumluluk evet, düşüyor. O anne babanız düşüyor. Sağ mı? Yok. Ama sizin anne babam sağ değil. Ama sizin bence o kadar şanslısınız. Evet, evet. Ne kadar benim çok anneniz, annem, ne kadar çok aynen, babanız var. Aynen, onlar da sizleri yani gözünüzün bebeğiyle yani bakıyorlar aynen, böyle inanılmaz aynen. bir ben hissediyorum bu enerjiyi. Aynen. O kadar çok seviyorum. Şimdi, kızları gibisiniz değil aynen, mi? Aynen. Ben de öyle hissediyorum. Çok mesela çok, evet. Ben çoğuna hani çok yakın olduğum anne diyorum hep. Evgen anne, işte Ayşe anne veya işte bayağı bir yaşı hani büyükse daha baba diyorum. Aa, sizi çok genç görüyor. Şimdi ama şöyle eğer program yapıyor Figen Hanım. Ha, orada büyük bir usta şimdi usta anne, yani benim tabii. onu hani onuru etmem ha, gerekir. Yani şimdi benim yaşım hepsinden büyük yani. Maşallah. Bak, evet hiç göz. Siz hep olsa olsa 60. Hayır. Bak. Maşallah. Bir, hiç göstermiyorsunuz. Birinci 65'ten 2'ye gitti yani. Burada bir yaş şeyine girersek bitti artık. Bence standart tabii hepimiz 30'uz. Hepimiz değil mi? Geceleri saymıyor. Evet. 30. Evet 30 bence. Hani 20'lere çok inmeyelim. 20'ler biraz daha şey oluyor ama biz 30'da sınırlayalım. Hepimizin yaşı 30 olsun. Evet. Aynen öyle. Yaşadığımız yaştan güzeli yok. Ya aynen. bir şey söyleyeyim evet. hani bazen böyle şey oluyor hani insanlar böyle yaşını söylemekte bence özellikle kadınlar bunu çok yapıyor. Ben mesela gururla söyleyebiliyorum aynen. yaşımı ve ben çok mutluyum. Yani aynen. ben çünkü dolu dolu hissediyorum o yaşı. Aynen. Tecrübeler çok güzel. Ya yani sizlerin yaşadığı
yaşadığı tecrübeleri bizler de öğreniyoruz. Bizler de birilerine bir şeyler veriyoruz diye düşünüyorum. Bence yaş almak güzel bir şey. Aynen. Ama bunu, bu yaşta bunları icra ediyoruz. Mustafa Bey'in dediği gibi üretebiliyorsak tabii, eğer. Tabii. Aynen öyle. Aynen. Üretim öyle olduğu sürece bence yaş almak kadar güzel bir şey. Bir kadının kendini doldurduğu sürece aynı şekilde erkekler için de geçerli. En güzel yaşları bence dolum yaşlarıdır diyelim. Hatta şimdi Derya Hanım, üretebilmek için fabrika lazım. Fabrika lazım. Sağlam bir fabrika lazım. Tabii bak şimdi. Murat Paşa'nın içerisinde 3 tane yaşlı ev var. Evet. Ta bir uçtaki kişi bu tarafa gelir mi? Ya orası çok uzak falan diyor, ne yapayım gideyim falan. Şimdi evet, keşke imkan olsa da yapabilseler de Muratpaşa ilçesinde Muratpaşa Belediyesi olarak çok böyle sosyal yardımlaşma yaşlı evlerini 3 tane değil de 13 tane yapsalar. Tabii, keşke. Vallahi ben şuna inanıyorum ki, inanın bak, o kadar insan var ki böyle içinde ne cevherler var, neler yapmak istiyorlar ama bazı imkansızlıklarla yapamıyorlar. Doğru. Ha, belediyelerimiz bize ücretsiz taşıma falan filan yapıyor. Ama bazı kişi arabayla gidiyor. Ya bir araya geldiğimiz zaman sohbet ederken bazı kişilerle böyle bir fıkralar anlatıyorlar. Doğru. Bir gülmek, kahkahalarla yıkılıyoruz. Veya aileden, çoluk çocuktan, torundan, ondan bundan, hep bunlardan bahsediliyor. E şimdi oradaki arkadaşımız bunlardan mahrum kalıyor. Ha, sohbete gelmesin ama bir sanatsal bir şey öğrensin. Tabii. Kahvede oturup okey öğrensene veya boşu boşuna bir yerde git. Çoğu insan var, dikkat edin, kale kapısında, saatin orada bilmem ne oturuyorlar. Saatlerce sigarasını içer, gelene geçene. Ya arkadaş, ona bir imkan doğru da tanıyalım. Orada çıksın, gitsin, aynen, yaşlı evinde bir şey öğrensin. Tabii ya, her şeyi öğreniyorsun. Öğrenmek tabii lazım ben, gerçekten. Öğrenecek çok şey var. Öğrendikçe şahsen, de genç kalıyor insan. Ben şahsen başta Muratpaşa Belediyesi olarak, yaşlı evleri olarak, en başta da söylediğim gibi, yardımı geçen, bize emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yani mutlaka bunları yapmamız lazım. Tabii. Keşke bizler de yardımcı olabilsek onlara. Şöyle yapalım. Tabii ki yani şu anda izleyenlerimiz vardır. Bu konuda yapılabilecek çok şey vardır. Hani bu tek belediyeye de kalmamak lazım. Tabii. Hani bu konuda da destek vermek isteyenler, çünkü hepimizin sonunda bir yaşta alacağız, bir yaşlı devresi geçireceğiz. Biz de kendi geleceğimize yatırım yapalım hem böylelikle. Yani değil mi? Biz de destek veriyoruz. Ha, sizler de çok güzel destekler veriyorsunuz. Böyle bir misafirliğe gelmiştim. Müzik yapalım mı? Şimdi orada şöyle, çakama kadar da program yapmaya biz yani üyelerimizle ilk görüşmeyi aldığımızda bir üyelik formumuz var. Tabii. Üyelik formumuzda yani detaylandırılmış bilgiler var ve biz onlarla bir yarım saat yani ya da getirmemiz saat dakika kadar bir zaman geçiriyoruz üyelik zamanında. Biz o zaman onlarla zaten bir manevi bağ ve onun bir geçmiş hayatını çözüyoruz zaten. O anda o kişinin neye ihtiyacı var? İşte atıyorum dans mı? Dansa yönlendiriyoruz. Halk oyunu mu? Halk oyununa yönlendiriyoruz. Spor mu yapmaktan hoşlanıyor? Spor yapmaya teşvik ediyoruz. Kitap mı okumak istiyor? Kitap okumaya. El sanatları mı? Ona yönlendiriyoruz. Yani biz evden onları çıkarıp sosyal yaşama, sosyal rehabilitasyonu gerçekleştirmek için var gücümüzle oralara çekmek için çaba gösteriyoruz. Aynen, çok güzel. Bu durumda da şimdi Ahmet Hocam olsun, Figen Hanım olsun, müziğe aşık insanlar. Tabii. Şimdi onlara ortam sunmak bizim görevimiz zaten. Biz de onlara ortam sunduk. Her çarşamba Türk Halk Müziği Dinletisi adı altında kendileri icra ediyor ve diğer üyeler onları dinlemeye geliyor. Dışarıdan gelinebilir. Mesela ben dinlemeye, beni herhalde kabul edersiniz. Benim bir ayrıcalığım oldu değil mi artık? Ben aynı zamanda sizde dediğim gibi Çiğdem Hanım'la yine en kısa zamanda konuşalım. Ben nacizane böyle bir eğitim de konuşsa. Eğitim derken bir sohbet, bir yani bir motivasyon gibi böyle kısa bir şey yapmak istiyorum sizlerle de. Yani o enerjiyi hissetmek istiyorum ben her şeyden önce. Hani belki hayata bir küçük bir yerden sizin dokunabilirsem benim için de ne mutlu diyelim. Tabii ki. Çok mutlu olurum. Benim de bu arada kitabım çıkacak. İnşallah kitabımı inşallah, sizlerle böyle paylaşırız. İnşallah. Sizden de bir hikaye var. Hikayelerim içinde bir tane var. Ben çok güzel bir hikayem var. Yine böyle yaş döneminde yaşanmış bir hikaye var. Ama sizden de öğreneceğim şeylerle belki yeni yeni üretiriz bir şeyler. Evet. Şimdi bir şey yapalım. Dışarıdan gelin olabiliyor mu hani diye sordunuz da orayı atlamayalım. Şimdi biz 60 yaş üzeri üyelik sistemiyle işlediğimiz için aslında bizim baktığınız zaman hizmet alanlarımız park görünümlü. Hani sosyal hayattan yalıtılmamış. Evet. Hani sosyal yaşamın içinde bir alan gibi gözüküyor. Yani herkesin gireceği bir alan gibi gözükse de orası 60 yaş üzerine
tahsis edilmiş. O hizmet alanını almak için belediye kurumsal birim oluşturmuş. Yani dışarıdan da gelip orada şöyle insanları... Biz o gün bu projeyi anlatıyoruz kendilerine. Misafir ediyoruz, çayımızı ikram ediyoruz. Ama hani süreklilik arz etmeyeceğini... Bizi de misafir ettiniz mesela, biz bunu yaşadık. Biz tabii ki misafir ediyoruz ama üyelik sistemini gerçekleştiremiyoruz. Tabii. Üyelik şartımız 60 yaş üstü. Evet. O zaman 60 yaş üstü şu anda bizi izleyen, Antalya'da Muratpaşa'da oturan, Muratpaşa sınırları içerisinde oturan herkes buraya gelip üye olabilir. Sadece üyelik için ne gerekiyor? İki fotoğraf. Bir ikametgah gösterir, elektrik, su faturası, elektrik, ikametgah belgesi olabilir. O kadar. Başka alıp kimlik fotokopisiyle gelip formu doldurup bu kadar. Aynen. Bir aidat almıyorsunuz. Belediyemizin sosyal belediyecilik anlamda vermeye ücretsiz bir hizmet. Ücretsiz bir hizmet. Evet. Ama üretmek lazım. Buranın şartı bu. Evet. Üreteceksiniz. Evet. Mutlaka bir yeteneğinizi burada sergileyeceksiniz. Başka türlü kabul etmiyorsunuz. Şimdi zaten biz rahat bırakmıyoruz kendilerini. Aynen. Mutlaka orada bir yetenek. Yani oraya çay kahve içmeye gelinmiyor. Şimdi 5 dakikamız var. Müzikle bitirelim istiyoruz. Evet. Bir oynayalım istersen. Nasıl? Oynayalım istersen. Oynayalım ya. Oynayarak tamam. Oynayarak bitireceğiz. Tamam biz oynayacağız. Ben de oynayacağım. Ben de oynamak istiyorum. O zaman şöyle yapalım. Hareketli bir parçayla. Nasıl? Bizim de bileceğimiz ve oynayabileceğimiz bir şarkı olsun. Sizin de bildiğiniz mi olsun? Hayır, yani biz oynayabileceğimiz bir şey olsun. Sızıyor. Evet. Sızıyor. Harika, onu biliyoruz. Ben öncelikle bir vedamı yapmak istiyorum müsaadenizle. Sonra müzikle çünkü bitireceğiz. Bu arada size çok teşekkür ederiz. Konuk ettiğiniz için tüm üyelerimiz adına, belediye başkanımız adına, sosyal yardım işleri müdürümüz Emin Sözen adına, Çiğdem Akbaş adına size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ne güzel, çok teşekkür ederiz. Biz de onlara teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Çünkü bizi yönlendiren, projenin içinde sürekli bizi aktif tutan insanlar bunlar. Hem üyelerimiz hem yöneticilerimiz. Hı hı. Biz de onlarla birlikte olmaktan mutluyuz. Siz de bizi davet ettiniz, daha da mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Tamam, çok kısa lütfen. Çok kısa. Ben üye olacak, yaşlı evlerine gelecek herkese söylüyorum. Karı koca arasında mutlaka güzel anlaşın. Ben buradan VTV kanal vasıtasıyla işime sonsuz teşekkürler ediyorum. Bana bu imkanı verdiği için, bana izin verdiği için mutluluğu, huzuru beraber yaşamak istiyorum. Harika. İnşallah bu huzurumuz bozulmaz. VTV'ye de çok teşekkür ediyorum. Evet, ne kadar güzel. Biz de bu sevgiyi çok güzel aldık. O zaman efendim, Deryaca'dan da bugünlük bu kadar efendim. Nice nice mutlu yaşanma dilekleriyle diyelim efendim. Başlayalım hadi bakalım şarkı. Sus sızıyor.